Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Gözlerinizden öperim. Hayırlı, sağlıklı günler dilerim. Değerli öğrencilerim bugün siyaset felsefesi konusu ve problemleri üzerinde duracağız. Daha sonraki derslerimizde ayrıntılarına bakacağız ve sorular çözeceğiz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Arkadaşlar size iki soru yöneltebilir miyim? Sorularım şöyle. 1. İnsanların farklı siyasi görüşlere sahip olmasının sebepleri nelerdir? Hiç düşündünüz mü? Veya hiç aranızda tartıştınız mı? Veya siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür? Bunu hiç düşündünüz mü? Eminim çok farklı, çok değişik ve çok güzel cevaplar vereceksiniz ve veriyorsunuz şu anda. Sevgili öğrenciler, siyaset felsefesinin konusu ve problemlerini işleyeceğimiz bu dersimizde siyasetin toplum, ahlak, çevre, insan ilişkileri üzerinde duracağız. İnsan, doğayla ve diğer insanlarla ilişki içinde yaşayan amaçları, istemleri, istekleri olan bir varlıktır. İnsanlar istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, güven içinde yaşamak adına bir araya gelmiş ve topluluklar oluşturmuştur. Böylece doğal ve doğal olmayan zorluklardan ve diğer toplulukların etkilerinden korunmaya çalışmışlardır. İnsanlar toplumsal yaşantı üzerine geliştirdikleri düşünce ve eylemlerle siyaseti ortaya çıkarmışlardır. Demek ki siyasetin ortaya çıkışında insanların toplumsal yaşantı üzerine geliştirdiği düşünceler ve eylemler siyasetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sevgili öğrenciler, isterseniz siyaset kavramı üzerinde biraz duralım. Siyaset, yönetmek ve idare etmek anlamlarına gelir. Neye geliyormuş? Yönetmek ve idare etmek. Birey toplum, birey devlet ilişkileri, devletin yapısı, iktidar, yönetim şekli, adalet, eşitlik, özgürlük, ideoloji ve benzeri insanların toplumsal yaşamını etkileyen her olgu ve kavram siyasetin bir parçasıdır. Siyaset, sosyal bilimler aracılığıyla siyaset bilimi, felsefe aracılığıyla da siyaset felsefesinin konusunu oluşturur ve böylece teorik ve pratik çerçeve kazanır. Siyaset, toplumsal hayatın bütün ihtiyaç ve unsurlarında belirleyicidir. Yönetim, ekonomi, savaş, barış, yasa ve ortak yaşamı ilgilendiren hemen hemen bütün konular siyasetin içindedir. Siyasetin özünün insan iradesi ve insan amaçlarının yaşama geçirilmesinin olduğu söylenebilir. Siyaset ve siyaset felsefesi ve siyaset bilimi kesin çizgilerle ayrılamaz. Siyaset bilimi somut toplumsal durumları incelerken siyaset felsefesinin çözümlemelerine başvurur. Siyaset felsefesi ise toplumsal yaşamın pratiklerinden yola çıkarak siyasetin yapısını belirlemeye yönelir. Siyaset felsefesi, siyasetin ilgi alanı olan her konunun araştırılmasıdır. Siyaset felsefesi, siyaseti oluşturan yapıyı, egemenliğin ve iktidarın kaynağını anlamaya çalışmakla birlikte öneri sunmayı da hedefler. Arkadaşlar, siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin olup olmayacağı konuları öne çıkan problemlerdendir. Bugünkü dersimizde bu problemlere kısaca değineceğiz. Sevgili öğrenciler, dedik ki siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin olup olmayacağı problem olarak, konu olarak öne çıkmıştır. O zaman gelin öncelikle hak, adalet ve özgürlük kavramları üzerinde duralım.
Hak, adalet ve özgürlük siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır. İnsanların tamamı veya büyük çoğunluğunun huzur ve mutluluğu toplumsal düzende hak, adalet ve özgürlüğün sağlanabilmesine bağlıdır. Hak, hukuk düzeninin insanlara sağladığı yetkilerdir ve kişi menfaatlerinin hukuk kurallarınca korunması anlamına gelir. Hak kavramının bu haliyle örtüşen iki anlamı ortaya çıkar. Birincisi, bir konuda izin verilen ve yasaklanmamış olan davranış serbestliğidir. Örneğin, hukukun insanlara sağladığı serbestlikler. İkincisi ise, kişilerin başka kişi, toplum veya devletten isteyebileceği ve talepte bulunabileceği şeylerdir. Örneğin, vergisini veren bir vatandaşın devletten hizmet beklemesi bir hak durumudur. Günümüzde haklar kişisel, toplumsal ve ekonomik ve siyasal haklar olmak üzere üç alanı içermektedir. Evet, günümüzde haklar kişisel, toplumsal ve ekonomik ve siyasal haklar olmak üzere üç alanı içermektedir. Peki adalet sorunu, adalet problemi nasıl meydana gelmiştir? Buna bakalım. Adalet her kimseye ne gerekiyorsa onun sağlanması ve hakkının verilmesidir. Eşitlik ilkesi içinde insanların haklarını kullanabilmesini sağlar. Adalet, hukuk kavramı olmakla birlikte insanın adil olma bilinciyle de ilgilidir. Adil olmak tarafsızlığı gerektirir. Örneğin hukuk önünde herkesin eşit olması adaletin sağlanmasının ön koşuludur. Bir de arkadaşlar siyasette özgürlük kavramı vardır. Siyasette özgürlük kavramı ise kişinin sahip olduğu iradeyle kimseye zarar vermeden ve kimsenin müdahalesi olmadan davranışlarının yapılabilmesi serbestliğini içerir. Özgürlük, davranışların yanı sıra düşüncenin oluşturulmasını ve onun ifade edilmesini de kapsar. Özgürlüğün ne olduğu ve nasıl mümkün olabileceği siyaset felsefesinin temel problemidir. Siyaset felsefesinde özgürlük, ahlaki bir kavram olmasından öte, pratik bir olgu olarak da ele alınır. Gelelim iktidarın kaynağı problemine. Değerli arkadaşlar, kişi veya topluluğun kendi aralarındaki ilkeleri, dolayısıyla yönetimleri nasıl oluşturacakları, mevcut yönetime, kurallara ve düzene neden uyup uymayacakları, hangi durumlarda uymanın, hangi durumlarda karşı çıkmanın uygun olacağı iktidarın kaynağı problemini oluşturmaktadır. Düzen ve iktidarın oluşumu ve ona uyulması farklı gerekçelere dayandırılmaktadır. Siyaset felsefesinde bu durum meşruiyet yani bir yandan yasaya uygunluk, diğer yandan da toplumsal rıza kavramı içinde değerlendirilir. Toplumsal meşruiyet, evet, sorunu anlamına da gelir bu durum. Meşruiyet yani meşru olması, kabul edilebilir olması demek bu arkadaşlar. Yönetenin yönetme gücünü nereden aldığı, yönetilenin yönetene neden uyduğudur. Demek ki meşrutiyet kavramının içeriği bu. Yönetenin yönetme gücünü nereden alıyor ve yönetilen ise yönetene neden uyuyor. Bu meşrutiyet kavramının içinde olan bir kavramdır ve bu durumu izah eder. Bu durum en genel anlamıyla iktidarın kaynağı problemi olarak adlandırılmaktadır. Demek ki iktidarın kaynağı problemi olarak nedir? Meşruiyet kavramı. Arkadaşlar, iktidarın kaynağı tartışmaları farklı görüşlerin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Bunlardan öne çıkanların üçünü ele alırsak, birincisi insanların korunma ve güvenlik ihtiyaçlarından devletin ortaya çıktığını söyler. Devlet bu anlamda bir toplumsal sorumluluk olarak var olur. Devlet yöneticilerin bu ihtiyacı karşılamak adına yönetme gücünü elinde tuttuğunu söyler. Bu görüş doğalcı görüş olarak ifade edilir. İkinci görüş dinsel açıklamayı temel alır. Yöneticiler Tanrı'nın buyruklarının yerine getirilmesi için vardır. İktidarın kaynağı Tanrı olarak görüldüğü için insanlar devletin kurallarına uymak zorundadır. İktidarın kaynağı tanrısal buyruklar olarak ele alınmaktadır bu görüşte. Üçüncü görüş ise insanların ihtiyaçlarının karşılanması
toplumsal uyum, düzen ve güvenlik gibi unsurlara yönelik olarak insanların toplumsal sözleşme yaptığı kabulüne dayanır. Toplumsal sözleşme insanların ortak uzlaşısıdır. Bu durum yönetenlere iktidar gücünü kullanabilme yetkisini verir. Peki, ideal devlet düzeni nedir o zaman? Arkadaşlar, herkesin hak ettiği saygıyı tam olarak gördüğü ve kaynaklardan hak ettiği payı tam olarak aldığı, böylece huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı toplumsal düzen mümkün müdür? Bu soru ideal devlet düzeni problemi için temel sorudur. Adalet içinde insanların sorunsuz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamalarına olanak sağlayan ideal devlettir. Böyle bir düzen mümkün veya değildir ama hemen herkesin böyle bir ideal anlayışının da olduğu söylenebilir. Kimine göre başarılmış, kimine göre başarılmaya çalışılmakta. Kimine göre ise de asla başarılamayacaktır. İdeal devlet düzeninin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu savunanlar da vardır. Arkadaşlar, ideal devlet düzeninin olabileceğini reddedenlerin ilk iddiaları, insanların kendilerini doğadan koparmasıyla birlikte yaşantıların zaten yapaylaştığıdır. Yani doğallıktan uzaklaşmıştır bunlara göre. İkinci görüş ise ideal bir devlet düzeninin olmasının istenmediği, çünkü ideal devletin insanların özgürlüğünü elinden alacağı düşüncesidir. İdeal devlet düzeni olabileceğini savunan düşünceler, devletin temelinde olması gerekenler konusunda ayrışır. İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan da üç farklı görüş vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi, ideal devlet düzeninin temelinin özgürlük olacağını iddia eder. İkincisi ise ideal devletin temelinin eşitlik olması gerektiğini düşünür. Üçüncüsü ise adaletin temelde olması gerektiğini savunur. İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan veya reddeden görüşlerin yanında ütopyalar da vardır. Ütopya, var olmayan fakat olabilirliğinin savunulduğu ideal devlet düzeni kurgularıdır. Ütopyaların bir kısmında daha iyi bir hayatın nasıl mümkün olabileceği kurgulanırken, bir kısmında da gelecekte iyi bir hayatın değil, daha kötü bir geleceğin olacağı düşünülmektedir. Peki arkadaşlar, ideal devlet görüşü ve bunun yanında bir başka problem olarak da karşımıza temel hak ve özgürlükler açısından egemenlik sorunu da gelmez mi? Eğer bir ideal devlet varsa, bir devlet hak, hukuk, sorumluluk varsa, temel hak ve özgürlükler açısından da egemenlik sorunu da ortaya çıkacaktır demektir. O zaman egemenlik nedir? Egemenlik, bir grup veya toplumun gücü kullanma yetkisi ve iradesiyle ilgili olup, toplulukların ortak varlıklarını sürdürebilmesinin temel şartlarından biridir. Tanım olarak egemenlik, bir grup, toplum veya ülkede nihai kararı veren gücü ifade eder. Kim nihai yani son kararı veriyorsa o egemen demektir. O güç egemen demektir. Bireysel ilişkilerde ise ailede ve okulda da egemenlikten ne yapılabilir? Söz edilebilir arkadaşlar. Bütün egemenliklerin üzerinde de en üst egemenliğin devlete ait olduğu ileri sürülmektedir. Peki bunun dayanağı, kaynağı nerelere dayanmaktadır? Bunun ortaya çıktığı zamanlara baktığımız zaman, milattan önce 2000'lerde Gılgamış Destanı, milattan önce 7 ve 8. yüzyılda Omeros'un İlyada ve Odisesi'nde ve kutsal metinlerde yönetimlerin kaynağı ve meşrutiyeti ile ilgili çeşitli pasajlar geçmektedir arkadaşlar. Aynı zamanda Farabi'nin Erdemli Şehir adlı eseri, Selçuklulardan Nizamülmülk'ün ve Osmanlılarda Şeyh Edebali'nin yazı ve tavsiyeleri esas olarak yönetimin meşruiyeti ile ilgili bulunmakta ve önümüze çıkmaktadır. Gene egemenliğin kaynağı olarak soyluluk, zenginlik, kutsallık, savaşçılık,
bilgelik ve adalet gibi çeşitli unsurlar da aranmıştır değerli öğrenciler. Orta çağın sonlarına doğru modern devletlerin oluşmaya başlamasıyla yurttaşların yönetime karşı, yönetimlerin yurttaşlara karşı yetki ve sorumluluklarının neler olacağı da tartışılmış. Değerli arkadaşlar, Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau egemenliğin kaynağını bir tür sözleşmeye dayandırmaya çalışmıştır. Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları Bildirgesi ve Fransız İhtilali'ne de temel olan doğal hukuk öğretisi ise doğuştan gelen haklara sahip olunduğunu varsaymakta ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını devletin meşruiyetinin temeli olarak görmektedir. Otorite veya bir diğer anlatımla meşru iktidar, baskı, güç veya korkuya değil, temel insan hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmasına bağlıdır. Egemenliğin asıl sahibi ise halktır, yani yurttaştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi yer almakta. Öncelikle yasa koyma ve denetim iradesinin ve yetkisinin millet adına mecliste olduğunu ifade etmektedir bu söz. Seçilmiş kişiler de bu yetkilerini anayasal sınırlar içinde kullanmakla sorumlu tutulmaktadır. Bu anlayış temsili demokrasiye denk düşmektedir. Yani halk milletvekilleri aracılığıyla mecliste kendini temsil etmektedir. Günümüz demokrasilerinde hak ve özgürlüklerin nasıl geliştirileceği, yoksulluğun nasıl giderileceği, paylaşım ve adalet sorunlarının nasıl çözüleceği, toplumsal rızanın nasıl sağlanacağı, bunun için serbest ekonomi ve seçimlerin yeterli olup olmadığı, kültürel olanla evrensel olanın çelişip çelişmediği gibi konularda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Bunlar da günümüz felsefesinin, siyaset felsefesinin neyidir arkadaşlar? Problemlerdir. O zaman tekrar edersek, özetlersek, günümüz demokrasilerinde hak ve özgürlüklerin nasıl geliştirileceği, gene günümüz demokrasilerinde yoksulluğun nasıl giderileceği, paylaşım ve adalet sorunlarının nasıl çözüleceği, toplumsal rızanın nasıl sağlanacağı, bunun için serbest ekonomi ve seçimlerin yeterli olup olmadığı da, kültürel olanla evrensel olanın çelişip çelişmediği de bu konular günümüz felsefesinin problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli öğrencilerim, böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de videolarımızı ve kanalımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Önümüzdeki derslerde bu konularla ilgili test sorularımızı çözeceğiz. Kanalımızdaki yazılı sorularını da oynatma listelerinden ve videolarımızdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Metin Kürümoğlu hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.